Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Tumegu mara bedan şehvar nist, bakir iman karha duş var nist. Bize o şahıs huzurda çıkma müsaadesi yoktur deme. Kerem sahipleriyle iş yapmak zor değildir. Kıymetli dostlar, Hazreti Lokman'ın başından geçen bir olaydan bugün bahsedeceğiz. Bu ve bununla da bizlere satır aralarına verilen mesajları görmeye, okumaya çalışacağız. Lokman Aleyhisselam, Kur'an'da adı geçer, peygamber veya veli olduğu ise ihtilaflıdır. Zenci olduğu söylentisi vardır. Memleketinden getirilip köle diye satılmıştır. Lokman hem efendisinin hem de kendisi gibi efendisinin hizmetinde bulunan diğer kölelerin arasında zayıf, gösterişsiz olduğu için hor ve hakir görülürdü. Bir gün efendisi boş bir vakitlerinde kölelerini meyve getirmek için bağa gönderdi. O köleler topladıkları nefis meyvelerin güzelliğine dayanamayıp hırsa ve tamağa kapıldılar, onları bir güzelce yediler. Dönüşte de efendilerine topladığımız meyveler Lokman yedi dediler. Efendisi Lokman'a karşı yüzünü ekşitti, ağır sözler söyledi. Lokman efendisinin kendisini azarlamasını önce anlamadı ama durumu anlayınca da "Ey benim efendim, hain bir köle Allah yolunda efendisinin yanında da Allah yanında da efendisinin yanında da makbul değildir. Onun rızasını kazanamaz. Ey kerem sahibi, bizi imtihan et. Hepimize bolca sıcak su içir. Ondan sonra da sen ata bin, biz yaya olarak geniş, uçsuz, bucaksız ovalarda, kırlarda koşalım. O vakit bu kötü işi yapanı bul ve meyveleri kimin yediğini anla dedi. Efendi kölelerine sıcak su içirdi. Onlar da korkularından içtiler. Sonra ovada onları aşağı yukarı koşturmaya başladı. Köleler iyice yoruldular. Mideleri bulundu. Yüzünüze gül suyu, yedikleri meyveleri çıkarmaya başladılar. Lokman da istifra etti ama onun midesinden duru sudan başka bir şey çıkmadı. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh, Lokman'ın hikmetli düşüncesi, meyveleri kimin yediğini meydana çıkarırsa, kullarını seven Allah'ın hikmeti ne olmak lazım gelir? Kıyamet gününde bütün gizli şeyler ortaya çıkacaktır. Sizin de bilinmesini istemediğiniz sırlarınız açığa vurulacaktır der. Bu beyitte Tarık suresinin 9. ve 10. ayetlerine telmih vardır. Estağfirullah. Yevme tüble serair. O gün bütün sırlar yoklanıp meydana çıkarılır denmektedir. Hazreti Pir devam eder. Cehennem ehline kaynar su içirilince onları rüsva edecek olan bütün sırların üzerinden perdeler kalkacaktır. Bu beyitle de Hazreti Muhammed Suresi 15. ayete gönderme vardır. Bunların, cehennemliklerin durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? Kireç taşı ateşle imtihan edilip yumuşatıldığı gibi kafirler de cehennem ile cehennem ateşiyle cezalandırılırlar. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi taşı yumuşatmak için, kireç yapmak için önce yakarlar. Sonra üstüne su döküp sert taşların yumuşaması ve parça parça dağılması sağlanır. İnanmayan kişiler kalpleri taşlaşmış kişilerdir. Cehennemde bu kişiler yakılarak kaynar su içirildiği vakit bağırsakları parçalanacaktır. Bu suretle kalpleri yumuşayacak, Allah'ı ikrar ile
küfürden kurtulacaklardır. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh, kötülere kötülük yaraşacağını buyurmaktadır. Kötü sözler ve çirkin işler kötü kimseler içindir. Ayeti tam olarak gerçeği buyurmaktadır. Çirkinin çirkine eş olması yaraşır. Çünkü cinsidir. Hani bizde bir söz vardır. Küpün içinde ne varsa dışarıya da sızan odur. İyi kişilerden iyi şeyler meydana gelir. Kötü kişilerden de kötülük ortaya çıkar. İçimizde ne varsa dışarıya vuran da odur. Hareketlerimize yansıyan içimizdeki duygularımızdır. İyi isek iyiliklerle beraber oluruz, iyilerle beraber oluruz. Kötü isek kötülerin yanında yer alır. Onlar gibi düşünür, onlar gibi hareket ederiz. Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim diye boşuna söylenmemiş. İyiler için iyiler layık görülmüş. Kötüler için kötüler layık görülmüştür. Türkülerimizde bile bu hoş görülmemiştir. Bir güzeli bir çirkine vermişler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman denmekte. Güzel ile çirkinin bir araya gelişi güzele zulümdür. Davul bile dengi dengine vurur. Hazreti Mevlana devam eder. O halde sen bu çiftlerden hangisini, hangi işi istersen git, onda yok ol. Onun şeklini ve sıfatlarını benimseyerek onun huylarına bürün. Onunla aynı ol. Nur istiyorsan gönül aynanı kirden, pastan temizle de nur al, nurlanmaya çalış. Hak'tan uzaklaşmak istiyorsan kendini gör, kendini sev, hak'tan uzak dur. Bu beyitlerde bize iki seçenek sunulmakta sevgili dostlar. Nur istiyorsan gönül aynanı kirden, pastan temizle de nuru al, nurlanmaya çalış. Nurdan kasıt Allah'tır. Allah'ı istiyorsan onun nuruyla nurlan. Onun nuruyla parla. Onun istediği yolda hareket et. Gönül halinde onu misafir etmek istiyorsan orayı Allah'ın nuruyla temizle. Zira Şems-i Sivasi Hazretleri vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmayınca, kenz açılmaz şol gönülden ta ki pür nur olmadan, sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan buyurmuştur. Gönülde Allah'ı istiyorsak önce orayı başka şeylerden temizlememiz, arkasından da Allah'ın nuruyla süslememiz gerekir. Evimizde padişahı ağırlamak istiyorsak, o padişahın şanına göre evimizi tezyin etmemiz, hazırlatmamız gerekmez mi? Hazreti Mevlana, yok eğer şu yıkık zindandan, benlik gururundan kurtulmak istiyorsan, dosttan baş çevirme, Allah'a secde et de, ona yaklaş beytiyle bizlere, Allah'a yaklaşmanın yolunu söylüyor ve İkra suresinin son ayetlerini hatırlatıyor. Surenin son cümlesi Allah'a secde et ve ona yaklaş şeklindedir. Ebu Cehil aleyhillâne aklınca Efendimizin namaz kılmasını engellemek istemişti. Kim dinlerdi onu? Bir gün Efendimiz namaz kılarken yanına gelmiş ve saygısızlıkta bulunmuştu. Efendimiz ona nasihat edip cehennem azabıyla uyardığı vakit Ebu Cehil diklenmişti. Bu olay üstüne ilahi emir gelmiş ve Efendimiz'e namaz kılmasını emretmişti. Hatta emretmekten öte Allah'a yaklaşmanın yegane yolunun secde olduğunu belirtmişti. İnsanın Allah'a en yakın olduğu an
secde hali olduğuna dair bir hadis-i şerif de vardır. Secde anında insan bütün varlığından geçip en değerli olan yüzünü Rabbinin karşısında yerlere sürmekte, yaratıcısına karşı kulluğunun bilincinde olarak onun huzurunda durmaktadır. Bu vesileyle hepinize huzurlu vakitler dileriz ve selam. İlahi sırların kâşifi Mevlana buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Kamil insanın söylediği nutku haktır. Doğrusunu Allah bilir, ancak bu vahyi haktır. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.